Efendim şu anda Türkiye'nin en zengin iki ünlü iş adamı karşımda oturuyorlar. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Halk arasında sık sık konuşulur. Acaba hanginiz daha zenginsiniz diye. Ben şu an bir test yapmak istiyorum. Acaba ceplerinizde ne kadar para var? Bu çok enteresan. Ne kadar para var efendim? Sual. Ben bir defasında televizyon programında göstermiştim ceplerimi. Para yok diye. Yani orta direkten misiniz orta efendim? Orta direktenim efendim. Para yok. Siz de efendim? Öyle orta direğe bayılırım. Siz atmayacak mısınız elinizi cebinize? Yani tabii. Sizin elinizi cebinize sokturan ilk adam ben olacaktım. O şansı bana vermediniz. Bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Boğaz'da bir küçük lokantaya gittik. Arkadaşlar yiyip içiyoruz. Televizyonda böyle bir programdan sonraydı. Sonunda hesabı getir dediğim zaman da bana dediler ki ne hesabı, sen televizyonda para taşımıyorum demedin mi, hadi git dediler. Sayenizde birkaç defa daha yemek gittik. Biz de çağırırsanız seviniriz efendim. Efendim estağfurullah. Nasıl oldu bu yolculuklar, anlatır mısınız? Eskişehir ve Konya yolculukları Sakıp Bey. Efendim benim için öyle. Eminim Sayın Koç için de öyledir. Bir onur, bir şeref meselesiydi. Doktora, Fahri Doktora ünvanı verilmek üzere Anadolu insanlarını Anadolu Üniversitesi'ne davet etmişler. Çok çalışkan sağ olsun, boş duramaz sağ olsun. Bizim şirketlerinin birinin toplantı aracının içinde yol boyu beni tekrar mektep talebesi etti. Çalışıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz. Amerika'da da çok ünlü Ayakoko isminde bir insanın 30-40 sayfa özetlenmiş hayat hikayesini oku diyor, bize dinletiyor. Ve bunu dinlerken ben düşündüm, acaba bunları belleyecek bir yer var mı diye. Sonradan birkaç gün sonra iyice düşündüm, kafam daşa çarptı ki bu Ayakoko'nun hayatını okumak çok yararlı oldu. Alacak çok ders varmış. Oraya vardık. Vehbi Bey'de ben de konuşmalar yapmıştık. Sonunda İstanbul'a doğru dönerken bu aracın içinde Vehbi Bey'in biraz evvel yapmış olduğu konuşmaları sesiyle, görüntüsüyle videoya koydum. Oynatmaya başladım. Şaşaladı. Ya biraz evvel ben dedi sahnedeydim, konuşuyordum. Nasıl oldu da buraya televizyona şimdi çıktım dedi. Bana takıldı. Çok yaman adamsın, eşin yok dedi. Efendim Sakıp Bey'in kendine özgü jestleri var. Mesela Konya seyahatinde semazenlerin şapkasıyla bir fotoğraf çektirdi. Nasıl oldu hadise? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sakıp Bey bu işlerde çok usta. O kadar usta ki... Hangi işlerde efendim? Ya bu konuşmalarda... Evet. Bak, cibinde çıkarıverdi, paramı yaptırdı şimdi. Çok usta. Ben Konya Mevlana'yı severim, giderim. Bir otele indim. Otelde Sakıp Bey var dediler. Hep bunun ismi geçiyor. Büyük bir araba gelmiş kapının önüne. Sonra tanıştık. Aa dedi, akşam ben seni götüreyim Mevlana'ya. Bas dedik. Tamam. Meşhur arabasına bindik. Mevlana'ya gittik. Merasim başladı. Saat 10:30'da falan bir şey diyorlar, onun adına bir çay veriyorlar yukarıda. Çıktık. Vali, kumandanlar, Sakıp Bey, biz orada. Sakıp Bey yanımızda bir kayboldu. Ondan sonra geldi. Koş dedi, bana Konya kilağı giydirdiler dedi. Niye bana giydirmediler dedim. Canım istedi, giydin dedim. Öyle adidir. O kilağı da giydi, ertesi günde hastalarda çıktı. Değişik bir adam yani. Ben de arz edebilirim. Siz zaman zaman izin verirseniz kullanır mıyım? Kullanabilir miyim? Sakıp Bey iş aleminin bir numaralı aktörlerinden biridir diyorsunuz. Tamam. Diyor musunuz efendim? Ama Sakıp Bey'in iş tarafı da öyle oluyor. Tabii muhakkak. Hepimizin iş. Muhakkak efendim. Ben şunu öğrenmek istiyorum efendim. Zengin olunca biz insanlar zenginin kişiye her şeyi kazandırdığını düşünürüz zaman zaman. Oysa bir film seyrettik televizyonda. Yurttaş Kane. Burada bir basın imparatoru vardı. Çok zengin bir insan. Ölürken son nefesinde çocukluğundaki kızı sayıkladı. Acaba sizlerin de gerçekleştiremediğiniz bu tür hayalleriniz var mı? Özlemleriniz var mı? Tabii var efendim. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Mevleki külahından bir kelime edeyim. Ahmet Özhan Bey, Türk televizyonunun çok başarılı yapıtı Hacı Arif Bey dizisini sergilerken ekrana, salona, sofamıza güzellikler geliyordu. Ananelerimiz, törelerimiz. Hayrandım. Ahmet Özhan Bey'i Mevlana'nın huzurundaki programda görünce bu hayranlığımla koptum, vardım, kendisini kutlamak istedim. Sarıldığında Mevlana Külebi düştü.
O küllahı ben alıp kendine vereceğim zaman gazeteciler şunu bir kafana koy dediler, böyle olmuştu. Ne kadar güzel anlattın. Ne kadar güzel. Böyle karşılıklı yorumları almış olduk. Şimdi ben sorumun cevabını bekliyorum. Efendim, herkesin hayatında özlemini çektiği işler vardır. Benim babam rahmetli çok çalışkandı. Galiba sürçülisan ettim. Çalışkandan da öteye işin mecnunuydu. Bizleri de böyle büyüttü kardeşlerimle beni. İlkokulun ikinci sınıfından itibaren yaz günleri hep işe gideriz. Cumartesi, pazar günleri hep işe gideriz. Özledim gençliğimin, hayatımın, yaşamını. Şimdi bazen bazı otellerin önünde, lokantaların önünden geçerken barların üstüne tünemiş insanlar görürüm. Kız arkadaşıyla oğlan oturmuş, güzel güzel sohbet ediyor. Ah sahip, şu işleri hiç yapamadın. Bu treni yitirdin, çalışmadık mezinin içine daldın, bu işlerden mahrum oldun der, yüreğimde tutarım böyle. En büyük özleminiz özlemin bu. Sizin efendim? Buna benzer hiçbir şeyim yok benim. Kendinize özgü yok mu efendim? Yani hayal ettiğiniz, ah şunu yapabilseydim dediğiniz. Yok. Yani ben Sakıp Bey gibi, o başka türlü düşüneceğim bir insan, biz başka türlü bir insan. Sakıp Bey, Türkiye'de tek bir adam. Estağfurullah. Belki o çocukluğunuzdaki bindiğiniz eşeğin bile dik kulaklı olmasını özlemiş olabilirsiniz değil mi efendim? Ona Bey anlattı demin. Babam eşek alırdı, kendisi at alırdı. Ben öğlen üzerleri erzak alır, heybeye koyar, ben eşeğine giderdim. Eşek o kadar kötüydü ki kulakları iner. Akşam atın yemeğini çalar, eşeğe verdim ama eşeğe adam olmak mümkün yok. Onun için de Hristiyanların o kıpıs eşekleri gelirdi, kulakları böyle. Onlar benim önüme hep geçerler. Arabalar gelir geçerler. Hırslandıkça hırslanırdı, ben de sizin gibi olacak diye çalışmaya çalıştım. Şimdi iki ünlü iş adamına şunu sormak istiyorum. Bazen pırıltılı bir hayat süren zenginlerden bahsediliyor. Bunların fotoğraflarını görüyoruz. En debdebeli hayatı lüks içinde yaşıyorlar. Fakat bu kişilerin vergi listelerinde adına hiç rastlamıyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz Vefi Bey bu durumu? Şimdi sonra efendim, size soracağım efendim. Bu iş şöyle. Benim kanaatim yahut düşüncem. Ben her Amerika'ya gidiş gelişimde bir ders alırım. Derslerden birisi Amerika'da affedilmeye iki suç olduğunu söylediler. Birisi vergi, birisi de başkasının mektubunu çalıp açmak, okumak. Bu affedilmezdiler. Ve Amerika'da bir mecmua çıkıyor, Fortune mecmuası. Bu mecmuada Amerika'nın 500 tane ileri gelen firmasının sermayesini, ihtiyatını, cirosunu, çalıştırdığı adamları, kazandığı parayı, verdiği vergi yazıyorlar. Şimdi biz Türkiye'de şu kanaat vardı. Bunlar kazanırlar, para vergi vermezler kanaatı vardı. Halbuki biz namuskarını vergimizi ödüyorduk. Ben düşündüm, o zaman 67 senesi zannediyorum, Fazıl Zobo Bey Sanayi Odası Başkanı ve Amerika'da okumuş bir mühendis. Fortune mecmuasından bahsettim, Türkiye'de de dedim bunun ilanı lazım. Düşündüler, taşındılar, en nihayet ilan diye karar verdiler. 68'de 100 firmanın ilan edildi, sonra 300'e çıktı, şimdi 500'e çıktı. Şimdi kamuoyu kiminle iş yaptığını, ileri geri o büyük firmaların, kiminle vergi verdiğini, ne kazandığını gözleriyle görüyor, ona göre bir şey veriyor. Numara veriyor, kanaatı ısrar ediyor. Şimdi bu işlerde, vergi işlerinde ben bu hareketimden dolayı memleketime bir hizmet itebildiysem mutluyum. Hakikaten vergi işi Türkiye'nin ayakta durması için, ilerlemesi için herkesi üzerine düşen vazifesini yapmasının şart olduğu kanaatinde. Teşekkür ederim. Şimdi aynı şeyi size soruyorum. Efendim, vergi bir lütuf, atıfet değil. Verenden alınır, vermeyene bakılmaz. Bürokratlar, devleti idare edenler bu bilinçle işe bakacakları gibi. Sadece vergiyi tahsilatta görevli de Maliye Bakanlığı'nın memurlarıdır deyip bizler sırtımızı dönmemeliyiz. Toplumun her kesimi alayımız vergi tahsilatında kendimizi görevli addetmeliyiz. Sayın Başbakanımızla beraber yeni Amerika seyahatinden geldim. Amerika'da diyorlar ki Sayın Dündar, üç şey var ki bu ülkede önü alınamaz. Biri ölüm,
çaresi yoktur. İkincisi değişim, teknolojik gelişme, öne alınamaz. Üçüncüsü vergi, vergi, vergi diyor. Bu üç öne alınamaz işi toplumun bütün kesimleri yüreğine sindirmiş. Renkli bir örnek. Otomobilde giderken şoföre soruyorum. Trafik hatası yapmaktan mı korkarsın? Vergi hatası mı diye. Bana diyor ki ikisi de aynıdır. Vergi hatası yapıp vergicilerle karşı karşıya Allah beni bırakmasın. Gene duyulmuştur renkli bir örnektir. Alpagon cinayetler dizisinden hapishaneye düşmedi. Alpagon evindeki eski mobilyaları satarken vergi usul hatası yaptı, yakalandı, hapishaneye girdi, çıkamadı, orada öldü. Demek, Alpagonları Amerika böyle temizledi. Ve Alpagonları böyle temizledi Amerika. Demek istiyorum ki, başladığım yere gelerek, hepimize güçlü hazine, sağlıklı, güvenilir Türkiye olması için vergi tahsilatında görevler düşer. Ey anneler, görevlisiniz. Hele Türk kadınlarına bu işte önemli görevler düşer. Çocuklarımıza daha iyi mektep, hastalarımıza daha iyi hastane isteyeceksek bu görevin birincinde olmalıyız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Arz etmek isterim ki her şeyde liderimiz. İşaret aleminin artistliği dahil her şeyde liderimiz. Sağ olun. Devası gösteriyorsunuz.